Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Cahit? Bu kadar zaman sonra birden karşıma çıkıp hayatımı alt üst edebileceğini mi sanıyorsun? Safiye sus. Sinirlenmeden cevap ver bana. Sakin sakin bir şey soracağım. Sorma Safiye. Sorma. Gül neredesin? Sophie Karahanlı ve Cahit'i emniyete götüren aracı takip ediyoruz. Onlarla bir işimiz kalmadı. Polat Alemdar'ı almaya gideceksin. Polat mı? Onu buldunuz mu? Kameralara yakalandı ve takibe alındı. Sen de onun peşinden gitmek için ekiple bağlantı kur. Tamam Brandon. Sorun mu var? Bizim tanışıklığımız UÇK'dan değil, Adem Bog'da. Neredenmiş? Sen Polat Alemdar'ın adamı Akif'sin. Aynur'a. Dinliyorum efendim. Beni takip edebiliyor musunuz? Görüyorum efendim. Galata Köprüsü'nden geçip devam edeceğim. Ben geçer geçmez köprüyü kaldırdım. Anlaşıldı efendim. Cahit, bana abimle ilgili ne soracaklar, ben ne cevap vereceğim? Bana sormana gerek yok Safiye. Ne biliyorsan onu söyleyeceksin. Safiye, Leyla'yı arasan iyi olur. Sana birkaç soru sorup bırakacaklardır. Söyle gelip seni alsın. Buna gerek yok. Ben kendim giderim. Yanında olması iyi olacaktır Safiye. Safiye arıyor. Söyle ona neredeyse çabuk gelsin. Ortalık toz duman. Neredesin Safiye? Emniyetteyim Leyla. Gelebilir misin? Hemen geliyorum.
Ben gelene kadar kimseyle görüşme. Tamam. Safiye'yi emniyete almışlar. Ben gidiyorum. Aşağılık herifler. Utanmasalar Nazife anneyi bile sorguya alacaklar. Nazife anne birazdan uyanır. İlaçlarını verirsin değil mi? Masanın üstünde. Tamam, sen merak etme. Ne olup bittiğini haber vermek için beni ararsan sevinirim. Tamam, hadi kaçtım ben. Şu trafik ışıklarını dönüştürün. Tamam. Köprü ne durumda? Teknisyeni arıyorum, cevap vermiyor. Alo. Hemen köprüyü açmanız gerekiyor. Teknisyene ulaştılar. Evet, hadi bakalım. Aynur'a Safiye'yi emniyete almışlar. Siz orada ne işle uğraşıyorsunuz? Interpol Polat abinin peşinde. Yakalamak üzereler. Ne? Abiyi mi yakalayacaklar? Çok yakın takipteler. Biz araçları uydudan ve Mobese'den takip ediyoruz. Ama elimiz kolumuz bağlı. Ne demek elimiz kolumuz bağlı? Söz konusu olan Polat abi. Erhan, kapatmam gerekiyor. Aksaçlı arıyor. Erhan! Polat'ıma ne oldu? Anneciğim, sen ne zaman uyandın? Gel otur şöyle. Ben senin ilaçlarını getireyim. Polat'ım nerede? Anacığım, ne olur sen sakin ol. Oğlum bak, Polat'ıma bir şey oldu da söylemiyorsan seni asla affetmem. Polat abi hakkında tutuklama kararı çıktı. Tamam efendim. Abi köprüden geçmek üzere. 2 dakikamız kaldı. Ne yapıyoruz Aynur'a? Arkadaşlar, derhal burayı terk ediyoruz. Ne? Terk ediyoruz. Böyle bir şey neden ama Aynur? Yapamayız. Nasıl olur? Burayı terk edemeyiz. Abi bu durumdayken mi? Terk edemeyiz burayı. Aksaçlı'nın emri. Sistem üzerinden talimat verirsek gizli operasyon merkezi deşifre olacak. Bu her şeyin sonu olur. Baskın protokolüne geçiyoruz. Ne? Bunu yapamayız. Bunu yapamayız Aynur'a. Sistem kapanamaz Aynur'a. Allah'ım, nasıl olur? Ne yapacağız? Yapamayız bunu. Her şey Thank you.
Erdem, neler oluyor? Bütün arkadaşlar merkeze çağrıldı efendim. Benim sistemim de kapatıldı. Hiçbir şeye ulaşamıyorum. Yasin'e ve Timur'a ulaş. Ben yoldayım. Mekana giriş yapacağım. İndirin silahları. Halifenin habercisiyim. Aşiret reisini göreceğim. Silahını ver. Yürü. Ne istiyorsun? Halifemizin selamı var. Ve aleyküm selam. Halife Hazretleri biat etmenizi istiyor. Onun sancağı altına girmeniz için size son bir şans verecek. Daha önce de söyledim. Halifeni tanımıyorum. Halifeyi tanımıyorsan Allah'ı da tanımıyorsun. Elhamdülillah. Biz Allah'ımızı biliriz. Allah da kulunun aklından geçeni bilir. Bu köy başına yıkılınca halifenin ayaklarına kapanacaksın. Biz Allah'tan başkasına secde etmeyiz. Son sözüm budur. Git halifene söyle. Bütün Şedid ordusu bir araya gelse belki köyü başımıza yıkabilirler. Ama inancımızı yıkamazlar. Hazırlığınızı yapın. Anlaşıldı efendim. Nerede kaldı bu İsmail? Birazdan gelirler komutanım. Kafirler biat etmiyor. Ne yapmamızı emredersiniz? Demek öyle. Anlaşıldı. Polat'ın adamının icabına sonra bakacağız. Siz köyün etrafını çevirin. Herkes tetikli olsun. Köyde taş üstünde taş bırakmayacağız. Gidiyoruz. Çabuk. Daha iyi misiniz? Bırak şimdi beni. Cahit'i ne yaptınız? Bu olanları unutun. Ne demek istiyorsun? Cahit yaşadıklarınızın duyulması aileniz adına çok büyük bir sansasyon olacaktır. Şikayetçi olmayacağız. Bu konunun büyümeden kapanması gerekiyor. Ben uçağı hazırlattım. Sabah erkenden İngiltere'ye dönmeniz gerekiyor. Cahit'e bunun hesabını sormadan hiçbir yere gitmeyeceğim.
Prens Henry. Attığımız her adıma dikkat etmeliyiz. Şu anda Polat Alemdar'la ilgili çok büyük bir operasyonun içindeyiz. Benim derdim Cahit'le. Cahit'i ben halledeceğim. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Yarın onun hesabı görülecek. Anacığım, tansiyonunuz çok yüksek. Anne? Anne? Eve acil bir ambulans gönderin. Anne? Amirim Safiye Hanım'la görüşmek üzere birazdan burada olacak. İsterseniz sizi başka bir odaya alalım. Safiye Hanım ifade vermek için değil, sadece bilgisine başvurulmak için burada. Ben de kalıyorum. Sizin için sakıncası var mı? Ben de yanımda olmasını istiyorum. Kim arıyor? Bilmiyorum. Numara kayıtlı değil. Evet, sana kimmiş? Efendim. Safiye. Merhaba. Ben Henry. Henry? Müsait değilim şu an. Abimle ilgili bir konu var. Emniyetteyim. Tamam. Fazla vaktini almayacağım. Benim sabah Türkiye'den ayrılmam gerekiyor. Ama en kısa sürede senin için geri döneceğim. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kal. Abiniz Polat Alemdar'ın şu an nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Onu en son nerede gördünüz? Evinde. Ne zaman? Taziyesinde. Ondan sonra tekrar haberleşmediniz mi? Söylediğim gibi en son orada gördüm. Bir daha da görüşmedik. Safiye Hanım, abiniz terör suçundan aranıyor. Onunla ilgili bir şey gizliyorsanız siz de suç işlemiş sayılırsınız. Bak kardeşim. Söylediklerini duydun. Yazılı ifadesi de var elinde. Başka da söyleyecek bir şey yok. Benim sorularım daha bitmedi. Ama Safiye Hanım'ın söyleyecekleri bitti. Hadi Safiye. Safiye Hanım artık gidebilir efendim. Cahit? Cahit Bey bir süre daha misafirimiz olacak. Hiç kimseye güvenme. Leyla gelinceye kadar bekle, öyle çık. Eve seni o götürsün. Cahit.
Ne oldu Safiye, iyi misin? İyiyim, iyiyim Leyla. Önemli bir şey yok. Basit birkaç soru sorup bıraktılar. Peki Cahit? O hala burada. Onu da mı Polat'la ilgili sorguluyorlar? Hayır Leyla, o başka bir konu. Anlatırım. Efendim Erhan. Nazife anne fenalaştı. Biz ambulansla hastaneye gidiyoruz. Ne oldu Erhan, neyi var? Korkulacak bir şey yok. Abinin durumunu duyunca tansiyonu fırladı. Ama benim içim rahat etmedi, hastaneye gidiyoruz. Tamam. Ben şimdi Safiye'yi aldım. Hastanede görüşürüz. Yok, siz eve geçin. Elif evde yalnız. Tamam. Ne oldu? Şuradan bir çıkalım, ben sana anlatırım. Hadi. Anons edilen araç bize doğru geliyor. Herkes hazır olsun. Gelen aracın içinde Polat Alemdar var. Dikkatli olun. Biz Polat Alemdar'ı mı durduracağız amirim? Emir böyle. Yap denildi, mecbur yapacağız. Ben bunu yapamam amirim. Merak etmeyin Erhan Bey. Ben her şeyi hazırlattım. Tamam işte. Sarsmayın. Dikkat edin lütfen. Hastanın bilinci kapalı, nabzı düzensiz. Bütün kontrolleri hemen yapılacak. Nazife annemiz için hastanemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Yalnız abinin henüz haberi yok, bilgin olsun. Abi nasıl? İyi mi peki? Sorma işte, sorma. Siz Nazife anneye iyi bakın, yeter. Operasyon başarılı geçti. Raskol yaşayacak mı? Yaşayacak. Hayati göstergeleri normale döndü. Ancak kalıcı bir hasar olup olmadığını şimdi söyleyemeyiz. Şimdilik beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol doktor.
Soner Bey'i evinden çağırttık. Nöbetçi doktorla birlikte tam bir tetkik yaptı. İyi bir haber verin doktor bey. Merak etmeyin. Hastamızın ciddi bir rahatsızlığı yok. Şimdilik müşahede altında tutacağız. Sabaha taburcu ederiz. Ama hala kendine gelmedi. Hastamızı şu anda biz uyutuyoruz. Malum sebeplerden bitkin düşmüş. Serum verdik. Biraz dinlensin. Allah'ım sana şükürler olsun. Neler oldu yemekte? Anlatmayacak mısın? Biz yemekteyken Cahit geldi. Beni oradan götürmek istedi. Henry de engel olmaya çalışınca tabii. Çok mu fena? Çok fena. Oğuz yanıma değsin. Aa. Sen uyumamış mıydın? Siz daha fazla üzülmeyin diye numara yaptım. Ah sen var ya. Güzelim. Ben gönderdim Cahit abiyi seni alması için. Niye zorluk çıkardın? Hediye gitseydin ya onunla. Şuna bak sen. Ben de nasıl buldu diyordum. Vallahi senden korkulur. Peki beğendin mi yaptığını? Beğendim tabii. Ben bakacağım. Al bak. Annemiz çok iyi. Şimdi uyuyor. Sabah taburcu edecekler. Yaşasın, ninem iyiymiş. Oh, çok şükür. Hadi yat uyu. Gel bakalım, gel minik cadı. Nasıl kaçırdınız Polat elinizden? Biz sıkıştırmıştık ama Türk polisi kontrol noktasında geçmesine göz yumdu. Sonra bir süre daha takip ettik. Ama çok hızlıydı, izini kaybettik. Gazetecilerle konuş Juliet. Cahit'in orada yaptıkları asla medyada yer almayacak. Sadece romantik bir akşam yemeği olduğunu, Safiye Karaanlı'nın Prens Henry'ye gönlünü kaptırdığını yazsınlar. Tamam. Julie. Gazetecilerle yarın ben de özel bir toplantı yapmak istiyorum. Polat Alemdar konusunda konuşmamız gerekenler var. Peki Brandon. Evet, burada görüştük.
komutanım, sizi buradan çıkarmamız lazım. Çok kalabalıklar. Hiçbir yere gitmek yok. Çatışmaya devam. Komutanım, iyi misiniz? Koru beni. Niye bekliyoruz? Darp ettiğiniz polis memurunun ifade vermesini bekliyoruz. Eğer şikayetçi olursa memura mukavemetten işlem göreceksiniz. Nerede kaldı o zaman? Çağırın gelsin. Ne söyleyecekse söylesin. Burnu kırılmış. Hastaneden gelmesini bekliyoruz. Tabii efendim, tabii. Ben gerekeni yapacağım efendim. Tamam. Baş üstüne. Emredersiniz. Ne yapıyoruz abi? Şikayetçi olmayacaksın. Bu olay hiç yaşanmadı. Abi ben şikayetçi olmasam da görenler var. Nasıl olacak? Kimse bir şey görmedi, duymadı. Şimdi serbest kalırsa bir sorun çıkmasın. Beni tanıdığını söyledi. Daha önce de İngilizlere ben teslim etmiştim onu. O zaman bu gece burada sabahlasın. Sen de yarın gelirsin, şikayetçi olmadığını söylersin. Hadi. Arkadaşlar, geçmiş tarihli istifa mektuplarımız işleme kondu. Gizli operasyon merkezine geçtiğimiz tarihten itibaren her şeyden kişisel olarak sorumlu tutulabiliriz. Artık KGT ile bir bağlantımız kalmadı. Neden böyle bir şey yapıldığını anlamıyorum. Biz devlete zarar verecek bir şey mi yaptık? Yapmadık elbette. Şimdi de başkalarının devlete zarar vermesini önlemek için buradan ayrılıyoruz. Şimdi herkes kimliklerini teslim edip çıkacak. Bundan sonra ne yapacağız? Thank you.
Gel Arif. Erhan haber verince hemen geldim. Nasılmış Nazif annenin durumu? Merak edecek bir şey yok. Dinleniyor. Çok şükür. Arif, bu gece beni burada tutacaklar. Bana yardım etmen lazım. Sabaha kadar tutamazlar. Merak etme, ben gerekeni yaparım. Benim zaten burada kalmam gerekiyor. Sen sadece benim dediğimi yap. Önce bana bu telefonun nerede olduğunu bul. Sen ne planlıyorsun? Cahit'le yaptığım görüşme sonunda konseyle ilgili bir karara vardım Hakkı. Umarım olumsuz bir karar değildir. Merak etme Hakkı. Artık işlerin başına geçip konseyi kuruyorum. Böyle bir karar vermenize sevindim. Konseyde kimleri düşünüyorsunuz? Kafamda bazı isimler var. Ama önce bize yeni bir kasa lazım Hakkı. Git Reşat'la görüş. Bankacı Reşat'tan bahsediyorsanız zamanında babanızı reddetmişti. Ben babam değilim Hakkı. Git ve onu çağırdığımı söyle. Hemen. Peki efendim. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Oğlumu zehirleyecektin değil mi? Fehmi Bey sakin olun. Ne kattın o sütün içine? Fehmi Bey sakin olun. Ne kattın o sütün içine? Sakin olun Fehmi Bey. Kenan için kalsiyum takviyesi. İsterseniz içebilirim. İç. Özür dilerim. Kolay gelsin Melek. Sağ olun Fehmi Bey. Kenan nasıl? Bildiğiniz gibi. Tek derdi Yusuf. Anladım Melek. İstediğin her şey arabada. Dikkatli ol. Sağ ol Arif. Kenan, artık benden kaçma. Konuşmak istiyorum seninle. Ben konuşmak istemiyorum. O zaman dinleyeceksin.
Bana olan kızgınlığını anlıyorum. Farkındaysan bana söylediğin çok ağır laflara cevap bile vermedim. Ama bu haklı olduğun anlamına gelmez. Kenan! Yüzüme bak! Ne zaman yüzüne baksam Yusuf'u görüyorum. Canım acıyor. Yusuf benim oğlumdu. Benim de canım acıyor. Benim de tek derdim Yusuf. Senin tek derdin sadece güçlü olmak. Evet! Hem de çok güçlü olmak istiyorum! Eğer gerçekten abin yaşıyorsa onu ancak bu şekilde bulabilirim. Bak Kenan. Yusuf'un öldüğüne ben de inanmıyorum. Tamam mı? Ama bana söz ver. Bir daha bu konuyla ilgili kimseyle konuşmayacaksın. Ne Melek'le, ne Azra'yla, ne de benimle. Vaziyet nedir Pusat'ım? Raskon yaşayacak. Kurşun kafasını sıyırmış. Kurşuna ne gerek vardı? O zaten kafayı sıyırmış. Öyle deme Zülfikar ağa. Belki aklı başına gelir. O bize lazım. Peki. Bize kurşun sıkan Yezidler kimmiş Pusat'ım? Onu da bize Settar ağa anlatır belki ha? Settar ağa. Bana mı soruyorsun? Sokakta dolaşanı kime soracağım da? Bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmeyeyim. Bilsem de söylemeyeyim. Neyse karnının ağrısı, onu söyle. Lafı uzatma. Seni sevmem Zülfü. Sebebini bilirsin. Seni severim Pusat. Neden? Laz Ziya'nın bizde emeği büyüktür. İyi de Settar ağa, sen şimdi niye böyle yüksekten konuşuyorsun? Ortak değil miyiz? Senin dediğin ortaklık lafta kaldı Pusat. Beni getirdin. Ordinarüse lazım dedin. Adam gitti senin hasmınla çalıştı. Sen zehir üretme. Burada satma dedin. O satı. Beni bir yere çağırırsın. Güvenip elimizi kolumuzu sallaya sallaya gelik. Ulan az kala iki tortorcunun kurşununa gidiydik yahu. Adamlar nasıl öğrendi yerimizi, sonra nasıl kaçtı belli değil. Yeter şiştik de. Heh, ben de onu diyeyim. Ben de şiştim Pusat. Böyle acemilik, böyle ufak tefek işler benim başımı ağrıtıyor. Bu saatten sonra ben yapacaksam büyük başla büyük iş yaparım. Settar ağa, sen hele bir otur hesabı kitabı baştan yapalım. Benim yıllar sonra memlekete dönmeme vesile oldu. Sana borcum var Pusat. Ama onun dışında başka bir hesabımız kalmadı. Hadi eyvallah. Bırak gitsin Pusat'ım. Ulan ben bu adamı memlekete bela olsun diye getirmedim Zülfikar'a. Bizim için sokağa tutsun diye getirdim. Ben sana en başından söyledim. Bununla iş yapılmaz diye. Demek ki kendi işimizi kendimiz yapacağız.
Efendim, sabah çok erken çıkacağız. Biraz dinlenin isterseniz. At silahını. İyi olmana sevindim Polat. Pek de iyi sayılmam hocam. Beni köşeye sıkıştırdılar. Zaten gölgelerle savaşıyordum. Bu gece de kendi gölgemden kaçmak zorunda kaldım. Polisimizin de senin peşinde olmasından rahatsızsın.
Ama bil ki takibe katılanlar ulakların etkisindeki polislerdir. Biliyorum hocam. Bazıları da aksine kaçmama yardımcı oldular. Bu kelimeyi söylemek bile zoruma gidiyor. Lütfen üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Biz hazırlıksızdık, sen bize zaman kazandırdın. Benim asıl kaygım etrafımdakilerin ve ülkemin zarar görmesi. Yakalansaydım şu an bana isnat edilen bütün suçlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bağlayacaktı. İşte tam da bu yüzden KGT'nin gizli operasyon birimlerini geri çektik. Özel izinle senin emrine verilmiş olmaları ortaya çıkarsa sorun yaşayabilirdik. Peki arkadaşların şu anki durumları nedir? Hepsi KGT merkezine çağrıldı. Devletle bütün irtibatları kesildi. Artık yanında olamayacaklar. Anladım hocam. Prens Henry kayıp. Juliet, sen ne dediğinin farkında mısın? Kaldığı eve baskın yapılmış. Kaçırıldığını tahmin ediyoruz. Kim yapmış peki? Herkes öldürülmüş. Kamera kayıtları da silinmiş. Onu hemen bulmazsak bu bizim sonumuz olur. Her yerde arıyoruz efendim. Cahil. O yapmış olamaz. Dün geceden beri emniyette. Hemen birini gönder, kontrol etsinler. Cahit'le ilgili ifademi verdim. Şikayetçi olmadığımı söyledim. Tamam, gerisini sen merak etme. Onunla biz ilgileneceğiz. Tamam efendim, hemen bakıyorum. Maşallah, maşallah. Ellerin dert görmesin hanım. Vallahi yeni yaptım bak. Sıcak sıcak. Anam 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 anam. Al bakalım, al bakalım. Oh. Aç 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 aç. Ya dur. Biri gaz alayım ya. Al. Oy oy yürüsün. Oy. Zaten Almanyalarda bir deri bir kemik kalmışsın. Ne oldu Settar'ım? Bakalım bak. Görüyor musun? Ha? Kadın kocasını zehirlemiş. Ay! Bak şunun yaptığına. Kocasına insan hiç kıyar mı? Şeytan olmuş işte. Aldatılan kadın kocasını zehirledi. Ay! Aman! Sanırsın ki dünyada tek onun başına geldi. Erkek kısmı işte. Etmiş bir halt. Allah'ın verdiği canı almaya değer mi? Aferin kız.
Aferin sana. Şimdi diyelim ki ben de böyle bir halt ettim. Deme. Settar. Öyle bir şey deme. Senin önce dilini kopartırım. Sonra gözlerini oyarım senin. O kadına da benzemem. Seni dilim dilim doğrarım. Seni parçalarım ya. Settar. Ya yani ki olsa dedim ya. Hele bir dur. Hele bir dur ya. Ya ben senin üstüne gül koklar mıyım hiç ha? Koklar mıyım? Ver şunu. Oh. Yani ben de yani ki olsa dedim Settar. Oy. Ben bilmez miyim benim Settar'ım böyle bir şey yapmaz. Oy. Hadi ben gideyim. Ay daha ne yedin ki? Ay senin iştahın azaldı. Yo yo. Ben doydum. Zaten biraz da işlerim var. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ah hayatım sen zaten ne yapacağını bilirsin. Allah yolunu şaşırtmasın. Hadi. Eyvallah. Hadi sen de geç içeri geç. Kolay gelsin. Sağ ol. Helga yengeni eve yerleştirdin mi? Tabii ki ağam. Ayıp ettin. Dediğin gibi yerleştirdim ağam. İyi. Hadi gidek. Hadi sen oğlum ne bekliyorsun? Ağam nereye? Ulan bozuk kafalı. Nereye olacak? Yengene dedik ya. Helga yengen burada. Nasıl burada lan? Ağam da bu evde ağam. Ulan oğlum kafayı mı yedin sen? Ne işi var burada? Ağam sen boş eve taşı dedin ya. Ulan boş ev dediysen burayı mı söyledim ha? Sen beni öldürmek mi istiyorsun lan? Estağfurullah ağam. Settar. Ulan muzik. Senin yatacak yerin yok lan. Senin yatacak yerin yok. Ağam. Bir dakika. Buyurun. Nerede? Hala gelmedim hastaneden. Geldi. Hakkınızda şikayetçi olmadığını söyledi. Artık serbestsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Seni götürmek için geldim. Halletmem gereken önemli bir iş var. Bundan daha önemli olduğunu sanmıyorum. Agis görüşmek için seni bekliyor.
Gel. Ne oldu? Kontrol edildi. Cahit bütün gece emniyetteymiş. Hakkında şikayet olmadığı için az önce serbest bırakıldı. Sen hemen Cahit'i bul, buraya getir. O yapmamışsa bile Henry'i bulmamızı sağlayabilir. Tamam efendim. Ne de güzel sofra kurmuşsunuz. Ninecim hoş geldin. Canım. Hoş geldiniz. Senin sevdiğin poğaçalardan yaptık. Yiyeceksin değil mi? Yiyecek tabii anacığım. O yiyecek ki biz de aç kalmayalım. Safiye'nin eline kalırsak işimiz iş. Allah Allah. Sana poğaça yok. Çok pişman olacaksın Erhan abi. Canım şaka yaptık, öyle değil mi ama? Pip 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 pip. Şaka şaka. Anneciğim daha iyisin değil mi? Oğlum iyiymiş Leyla. Onu öğrendim ben de iyiyim Allah'a şükür. Hadi bakalım. Amerika'sı, İngiltere'si bir anda ayaklandı. Çıkarlarına dokunan bir yer olunca dünyayı ayağa kaldırdılar. Onların insanları değil, şehirlerin altında yatan madenleri hesap ederek hareket ettiklerini biliyoruz. Yüzyıllardır haritaları petrole göre çizdiler. Haklısınız. Bizim köyümüz değerli ya, yıllarca neler çektik. Kimse bizimle ilgilenmedi. Daha ne kadar buralardasınız? Dün geceki olaylardan sonra benim burada kalmam sizin için de sıkıntı olur. Artık İsmail'i de öğrendiler. Onun da burada kalması doğru değil. Ben de sınıra kadar sana eşlik edeyim. Buradan güvenli olarak ulaşabileceğiniz en yakın sınır noktası artık Şedid'in kontrolünde. Yani Şedid Türkiye'nin komşusu oldu. Evet. Bu bile tehlikenin ne kadar büyük olduğunun ispatı. Sizin Türkiye'ye girmenize onların izin vermesi gerekiyor. O zaman daha fazla oyalanmadan yola çıkalım. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Şimdi yola çıkmanız doğru olmaz. Havanın kararmasını bekleyin. Sadık Britanya Hazretlerinin ilafetine, onun gücünün Allah'ın gücü olduğuna, onun gücünün Allah'ın gücü olduğuna, onun emrinin Allah'ın emri olduğuna, onun emrinin Allah'ın emri olduğuna, gölgesinin her an üzerinde olacağına, gölgesinin her an üzerinde olacağına, halifeye olan sadakatimin ödüllendirileceğine, halifeye olan sadakatimin ödüllendirileceğine, sözümden dönersem dinimden dönmüş olacağıma iman ediyor, sözümden dönersem dinimden dönmüş olacağıma iman ediyor, hilafetinize biat ediyorum, hilafetinize biat ediyorum. Polat Alemdar'ın adamı ayağımıza kadar gelmişti. Sen de onu elinden kaçırdın. Her biat edene güvenmeyin, Halife Hazretleri. Adamınız İsmail hain çıktı. Hiçbir bahane senin başarısızlıklarını örtemez. Ben yapacağımı biliyorum. Sen sadece dediğimi yapacaksın. Ben sadece kendi bildiğimi yaparım.
Gel Cahit. Benimle görüşmek istemişsin. Dün olanları duydum. Prens Henry'e saldırmışsın. Sebep Karahanlı'nın kızı mı? Beni bunu konuşmak için mi çağırdın? Ozzy. Otur Cahit. Yüce Majeste benimle iletişim kurdu. Üstadın ölümünden sonra değişen dengeleri konuştuk onunla. Yüce Majeste, Türkiye'de eski gücümüzü yeniden kazanmak için senin daha fazla sorumluluk almanı istiyor. Elimden geleni yapmaya hazırım. Biliyorum. Biz de Türkiye'de artık gücün bir tek kişinin elinde toplanmasını istiyoruz. Yüce Majeste o kişinin Fehmi olduğunu söyledi. Bu çok doğru bir karar. Yeni konseyin kurulma aşamasında Fehmi'ye yakın olmanı istiyorum. Elbette bunu yaparım. Ama öncesinde yapmam gereken başka bir şey var. Üstadın bana verdiği sırrı paylaşmak üzere Yüce Majeste ile görüşmem gerekiyor. Yüce Majeste'nin bunun için zaman ayırabileceğini sanmıyorum. Ama benimle konuşmak istersen her zaman dinlemeye hazırım. Prens Henry'nin telefonundan sinyal alıyorum. Hemen sinyali aldığımız yere gidiyoruz. Diğer ekibi de oraya yönlendirin. İşime yarar. Türkiye'ye getirebilir misin? Kaç tane? Tane mi? Benim yapacak çok işim var burada. Anladım. Ne var? Efendim. Vurduğumuz adam Raskol. Ölmemiş. Kurşun sıyırmış. Senin bana sattığın silah kullanmıştım. Bana bununla hedefi her mesafeden vurabileceğimi söylemiştin. Ama öyle olmadı. Demek ki sadece yakından iş görebiliyormuş. Dur, yapma. Bana ihtiyacın var. Benim kimseye ihtiyacım yok. İkisini beraber gömün. Bana da silah yapacak birini bulun. Emredersiniz efendim. Güzel iş çıkardık. Pusat bir süre kendine gelemez. Bu boşluktan faydalanıp pazarımızı genişletmeliyiz. Sokaktan talep var ama elimizde mal yok. Ben sana başlarken bu iş boşluk kaldırmaz demiştim. Merak etme. Zula'daki malları süreceğiz piyasaya. Talep çok. O mallar yetmez. Zaten kazandığımız bizim çocuklara ancak cep harçlığı oluyor. Merak etme. Sen de ekibin de karşılığını alacaksınız. Niye bu kadar ucuza satıyoruz? Onu da anlamadım. Gerekirse bedavaya bile dağıtacaksın.
Bonanza'da hedef satıştan para kazanmak değil Pitbull. Olabildiği kadar yaygınlaştırıp gençleri Bonanza'ya bağımlı hale getirmek. Bunu sağlayınca ister onlardan paralarını alırız, istersek canlarını. Ne kadar çok gençleri bağımlı hale getirirsen o kadar çok kazanırsın. Peki sponsoru kim bu işin? Sen orasını kafana takma. Bu işin arkasında çok büyük güçlerin desteği var. Ben başkasını bilmem. Seni bilirim. Sen beni bil. Ama tanıma. Bu gece hazırlanın. Dağıtma başlıyoruz. Bu kez malları kaçak sigara üretenlere, nargile kafelere vereceksiniz. Onların içine karıştıracaklar. Bu da malı kullandıran mekanlara hediyemizdir. Etrafını sarın. Dikkatli olun. Prens Henry'ye asla zarar gelmemeli. Prens Henry nerede? Kendisi yok. Ama telefonu burada. Bunu Brandon'a götür. Akşam görüşmek için aramamı beklesin. Brandon'a söyle, telefonu yanımdan ayırmasın. Bir kere arayacağım. Hoş geldin Martin. Teşekkür ederim Algis. Ama onunla yaptığımız görüşmeden sonra beni neden çağırdığını merak ettim. Bu görüşmeden Amon'un haberi yok. O zaman bu buluşmanın sebebini daha da merak ettim. Cahit seninle ilgili ne biliyor? O sadece Profesör Martin'i tanıyor. Tapınakçıların arasında bu kadar zaman geçirdi. Hala seninle ilgili gerçekleri bilmediğinden emin misin? Eminim. Çünkü yaşıyorum Algis. Bunu neden bu kadar merak ettin? Ciddi bir sorunumuz var Martin. Cahit konusunda bana yardım etmelisin. Amon beni hakemlik görevinden aldı. Cahit'le olan sorunun konusunda neden sana yardım edeyim? Çünkü bu ortak bir sorunumuz olabilir. Üstad Ranold ölmeden önce Cahit'le bir sır paylaşmış. Ne
Now our sacred one who just completed his first year will honor us. Shall all kiss the hand of the first representative of the 66th generation. Cahit bizim sırrımızı biliyor mu? Bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Polat Alemdar'ın Mekke'de planladığı terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Bir konferans için orada bulunan İslam ülkelerinin temsilcilerine yönelik provokasyon amaçlı bombalı saldırıyı Suudi istihbaratının son anda önlediği öğrenildi. Konferans temsilcilerinin güvenliğiyle ilgilenen Süleyman Taygur'un ise Polat Alemdar tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Türklerden dehşet verici saldırı. Saldırı Siyah Sancak adlı terör örgütü tarafından gerçekleştirildi. Aslında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bizim bu konudaki tavrımız çok net. Sizin de kendi gazetelerinizde, televizyonlarınızda, internet sitelerinizde biz kesin bir sonuç alana kadar bu işin peşini bırakmamanız çok önemli. Siz neler düşünüyorsunuz? Biz de gerekeni yapacağız. Ben şaşkınım. Bu kadarını beklemiyorduk. Çok etkileyici. Bundan daha iyi anlatılamazdı. Ben hayal kırıklığına uğradım. Sunum için çağırdığınızda gündemin Polat Alemdar olduğunu tahmin etmiştim. Ama bunların hepsi bizim izlediğimiz görüntüler. Yeni hiçbir şey yok. Sizce izledikleriniz sonuç almak için yeterli değil mi? Sonuç almaktan kastınız Polat Alemdar'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde terör suçlusu ilan edilmesi ise onu bilemem. Ben hukukçu değilim, gazeteciyim. Peki, gazeteci olarak yanıtlayın o zaman. Bu görüntüler onu insanların vicdanlarında mahkum etmeye yetmez. Polat Alemdar'ın kutsal topraklarda, Mekke'de bir oteli bombalayacağına kimse inanmaz. Kendi adamlarına Ebola virüsü bulaştırıp bu salgını Yunanistan'a ya da dünyanın başka herhangi bir yerine yayacağına, masumları öldüreceğine de kimse inanmaz. Siz inanırsanız, herkesi inandırırsınız Aslı Hanım. Peki ya inanmazsam? Gazetecilik biraz da inanmadığın şeylere başkalarını inandırma sanatıdır. Sizden beklediğimiz şey belli. Önce kendi ülkenizi, sonra da dünyayı bu Polat Alemdar'dan kurtarın. Müjdemi isterim.
Cahit çıkmış. Bakalım kaç ay sonra beni arayacak. Yalancısın sen. Bana yalan söyledin. Ne? Elif, halanla nasıl konuşuyorsun sen öyle? Al o zaman kendin bak. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Motorcular geldi abi. Baksana. Ne var? Nargilen için güzel bir tütünümüz var. Ben tanımadığım yerden tütün almıyorum. Sen bizden almayacaksın zaten. Biz sana sponsor olacağız. Tek yapman gereken nargilenin tütününü biraz bundan kırmak. Ortağıma sormam lazım. Tamam. Miran, geldiler. Bizim bir arkadaşın mekanındalarmış bu saat. Ne duruyoruz da? Pitbull'un sana söylediklerini hallettin mi? Hallettim abi. İşte geliyor bizimki. Bakalım ne diyecek. Bence kabul eder. Biraz beklerseniz ortağım gelecek. Tamam, eyvallah. Gelsin bakalım ortağ. Bir de onu bekleyeceğiz şimdi. Bekleyeceğiz, mecbur oğlum. Ne yapacağım? Fırsat bu. Başınızın üstünde taşıyorsunuz bu pisliği. Tak lan şunu kafasına. Ah!
Abi yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Kim lan sizin sahibiniz? Pitbull. Pitbull abi. O köpeğe söyle akıllı olsun. Bir dahaki sefere bu kaskın içinde onun kafası olur. Tamam mı lan? Tamam. Yürü! Senin burada ne işin var? Sen çağırdın, ben de geldim Cahit. Onu sormuyorum. Senin Türkiye'de ne işin var? Bu soruna çok şaşırdım doğrusu. Ben de sizleri misafirperver diye biliyordum. Öyleyiz. Ama geldiğin gibi de gitmesini bileceksin. Ben istediğim zaman dünyanın istediğim yerine gidebilirim. Benim dünyamda sınırlar yok. O zaman sen git, kendi hayal dünyanda yaşa. Bizim sınırlarımızı da daha fazla zorlama. Benden bunu istediğini sanıyorum. Polat Alemdar'a bağlılığını anlatan kasetin. Sen şimdi bunun başka kopyalarını da almışsındır çoktan. Al, bu da sende kalsın. Hem böylece beni unutmazsın. Ama çok iyi sakla. Eğer bir gün senden başka biri bunu izlerse ya da bunun içindekileri başka biri duyarsa o zaman sizin küçük prensin başına gelenleri de bütün dünya öğrenir. Ayrıca Fehmi'yi öldürme planlarını da bir daha gözden geçirmeni tavsiye ederim. Çünkü artık onun yanında ben varım. Prens Henry nerede? Kim?
Prens Henry. Polat Alemdar, yakında bütün dünyanın gözü önünde yargılanıp terörist olarak içeri atılacak. O zaman gidecek yerin kalmazsa senin gibi birine her zaman kapım açık. Bu rüyayı gördüğüm bir gece geleceğim. Merak etme. Ama bu kadar kalabalık değil. Yalnız geleceğim. Ne yapıyorsunuz? Ne işiniz var burada? Takas için geldim. Sen biliyor musun? Yo. Ara komutanını sor. Acelem var. Bir an önce takası yapmamız gerekiyor. Komutanı arayıp sor hemen. Şimdi. Ateş etmeyin, Türk askeriyiz biz. Sakal var. Ondan tanıyamadınız. Yok, tanıdım Akif Bey. Ama üzgünüm, sizi tutuklamak zorundayım. Ne diyorsun sen? Sanırım bilginiz yok.
terör örgütü mensubu olmaktan hakkınızda tutuklama kararı var. Tutuklayın. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Sizi İstanbul'a sevk ediyoruz. Hoş geldin Cahit. Sağ ol Fehmi, hoş bulduk. Geç otur şöyle. Lütfen. Yusuf'un başına gelenleri aydınlatmak için onun hakkında senden öğrenmem gereken birkaç şey var. O konunun üstüne şimdilik gitmeyelim Cahit. Bilmem gereken başka bir şey mi oldu? Başta duygusal davrandım. Şimdi doğru zamanı beklemek gerektiğini düşünüyorum. Eğer oğlum yaşıyorsa acele etmek onun hayatını tehlikeye atacaktır. Peki Fehmi. Nasıl diyorsan. Şu andaki önceliğim konseyin bir an önce kurulması. Ben de seninle konuştuğumuzdan beri konsey konusunda nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Mesela konseyde olmasını gerektiğini düşündüğün birileri var mı? Bence dostlarından önce düşmanlarından birilerini seçmelisin. Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha yakın. Yani konseye İngiliz tarafından birilerini almamı söylüyorsun. Neden? İngilizler seni öldürmek istiyorlar. Türkiye'de kurmaya çalıştıkları sistemin önündeki en büyük engel sensin Fehmi. Ben de onların yerinde olsam seni öldürmek isterdim.